Neyle başlayalım? Şöyle fasulye çorbasıyla başlayalım. Turşusu. Pardon, turşusuyla başlayalım. Fasulyeyi yere aldınız efendim. Hemen bir şokladınız. Sadece efendim sert, diri bir şekilde al dente, yani dişe gelir kıvamda bıraktınız ve sudan çıkarttınız. Soğuk suyun içerisine attınız, dinlendirdiniz. Şimdi hemen bismillah deyip serpme sarımsaklarımı da rica ediyorum. 1 kilo fasulyenin içerisine efendim koyacağınız miktarı söyleyeceğim. Fasulye turşusu son anda çıktığı için malzemelerime eklenmemiş. 1 kilo fasulye efendim 2 yemek kaşığı iri tuz. Bir yarımlık kavanoz bunlar. Bir de yapalım. Aynen, bir de şey istiyorum. Limon tuzu istiyorum. Bir iki parça. Çok fazla değil efendim. Serpil, sen de hemen diğer kavanoza dolduralım fasulyelerimizi. Bakın fasulyeleri böyle dikine koyduğunuzda fasulye kavurması yaparken de çok fazla rahat edeceksin. Kusura bakma vallahi, çok elimi kaldırdım burada. Çocukcağız çekmeye çalışıyorum. İki tane sarımsağımı attım içerisine, bakın. Şuradan gözüküyor. Ay çok güzel çekiyorlar. Ben de iki koydum. Şöyle koyduk iki tane sarımsağı. Şimdi bakın, diyorsunuz ki limon acı yapıyor, limon koymayın. Limon acı yapmaz. Limon turşunuzun kütür kütür kalmasını ve bozulmasını önler. Şimdi limon koyanlar bana hep aynı şey söyledi. Ben limon koyduktan sonra acı oldu. Acı olmaz. Bakın ne yapıyoruz? Karbonatlı suda bekletiyoruz ya limonlarımızı. Şu şekilde buraya bunu koyuyorum ki hem suyum berrak olsun hem de bozulmasın turşum. Yani ben hiçbir zaman limonun turşuyu acı yaptığını görmedim efendim. Senelerdir yapıyorum ve bütün bilgilerimi, bütün püf noktalarımı en ince detaylarıyla siz Kanal 7 izleyicileriyle, benim canlarımla paylaşıyorum. O kadar özelsiniz ki, o kadar güzel bir yeriniz var ki. Yani Serpil biliyor valla, oturup tek tek bütün yorumları okuyorum. Bazısına üzülüyorum. Evet, çünkü haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çok emek veriyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz. Her şeyin en güzeli, en tazesiyle ekranda sizlerle olsun istiyorum. Gerçekten öyle bir gayem var, arzum var ve biliyor musunuz, kendim için ne istiyorsam sizlerin için daha fazlasını istiyorum. Rabbim bana bir veriyorsan benim sevdiklerime, benim için dua edenlere 10 fazlasını ver diyorum. 100 mislisini ver diyorum. Yeter ki kardeşlik olsun. Evet, bakın fasulyelerimi dizdim. Çok güzel. Serpil bir tık fazla haşlamış ama bunlar bir tık daha az haşlanabilirmiş Serpil. Ama bunu hemen yapacağım, yiyeceğiz diye. Evet, bu hemen yenecek. Bakın bunlar 3 güne yeriz. Fasulye kavurması yapacağız haftaya, tamam Serpil'im? Tamam. Bir menüye koyalım. Evet. Nasıl yapılıyor fasulye kavurması onu göstereceğim. Şey biraz da. Soğuk içme suyu isteyeceğim senden. Aa doğru, bak ben onu. Bu soğuk suyla olacak ama içme suyuyla. Bir tane daha sarımsak şuraya bırakıyorum. Efendim bunlar yarımlık kavanoz. O yüzden bakın şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuzumu koydum. Çok az. Ben şekeri turşu da çok seviyorum. Lezzetleri açığa çıkarıyor. Şöyle bir çay kaşığının ucu kadar şeker. Bakın limon tuzu zararlı diyorsunuz ama gerçekten turşularda olması gerekiyor. Ve siz bunun dozunu ayarladığınızda hiçbir zararı yok. Bakın bir parça koyuyorum, evet, sadece. Canım yani. Bu kadar, bir parça, çok fazla olmayacak. İyi bakayım, koydum değil mi? Al sen bunu. Harikasın. Bunu sonra devam ederim. Buna bakın 1,5 şöyle tatlı kaşığı tuzumu koydum. Şöyle tuz tatlımı koydum, şekerimi. Ve bir parça limon tuzumu bıraktım kuzucuklar. Oh mis gibi oldu. Sirke olmazsa olmaz. Ve şöyle söyleyeyim, benim yapımcım sirkeli turşu asla yiyemiyormuş. Bir çay bardağı alabilir miyim? Hemen. Annesi genelde limon tuzu ve limonla yapıyormuş. Diyordum. Benim geçen hafta ona hazırlamış olduğum burada acı biberleri evde yerken şey dedi. Nasıl ya dedi, hiç dedi sirke tadı gelmiyor. Neden gelmiyor biliyor musunuz? İçerisine koymuş olduğum sarımsak, limon ve şeker sirkenin kokusunu kırıyor. Yani hiç panik etmeyin. Bakın bir çay bardağı fasulye turşumun içerisine koyuyorum. Bir çay bardağı da bismillahirrahmanirrahim diğer kavanozuma koyuyorum. Ve şöyle, Serpil daha ağır sürahi veremez miydin? Ama gücüm yok zaten. Ve üzerine temiz içme suyu, bu çok önemli. İçme suyuyla yapın ki sonrasında suyunu da için. Turşu suyu her derde devadır efendim. Turşu suyu sağlıktır, doğal antibiyotiktir. Çünkü bekliyor. İçerisinde malzemeleri de eklemiş benim kıymetli rejideki arkadaş canlarım. Hemen alta lütfen dikkatli bir şekilde bakın, malzemeler akıyor. Şimdi fasulye turşusunu yaptıktan sonra soğuk suyla yaptık. Serpil'cim burada bana bakın hemen sıcak kapağı veriyor. İşte bütün sorumlu bu parmak.
Parmak. Ah sana, ah. Hepsinin sorumlusu o. Şöyle bakın, şekeri koyduk, tuzu koyduk, taş çevirdim. Okey. Bu kadar pratik. Yani böyle saatlerce uğraşıp turşu kuracağım diye kendinizi üzmeyin. Serpil, bir yandan senden istiyorum ki şu domatesleri hemen iri iri doğrayalım. Ha, tencereye atalım. Koyalım ki pişsin. Ben de diğer turşularla devam edeyim bu esnada. Fasulye turşularımız hazır. Bunlar birazdan vakum olması için tencerede bir kaynatacağım ama diğerlerini de hazırladıktan sonra hep birlikte şöyle 5 dakika kaynatacağım. Bunları efendim maksimum bir hafta sonunda yemeye başlayabiliyorsunuz. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim, oda ısısında tutuyorsanız yemeden önce dolaba atın. Dolapta soğuduktan sonra kütür kütür oluyor. Geçen acı biber yapmıştım ya, onları da ben dışarıdan yediğimde böyle birazcık tatsız geldi ama buzdolabına koyduğumda buzdolabından aldıktan sonra kütür kütür. Soğuk soğuk. Evet, soğuk soğuk. Hayır, yani pancarı. Bunu hazırladınız, karanlık bir ortamda saklıyorsunuz. Yemeden önce dolaba kaldırın, bir gün sonra açın, dolaptan çıkartıp yiyin, kütür kütür oluyor. Bir şey söyleyeceğim, biz onları kaynatmasak da 3 gün sonra kavuracağımız için sıkıntı olur mu Nermin? Kaynatmak gerekiyor, bir tık yumuşatmak gerekiyor. Al dente kıvamına getirmek. Bunları böyle az sonra. Gelişi güzel doğruyorum. Tamam, onları öylesine doğrasan. Çok doğrama ki bir sürü malzeme karıştıracağız ya. Evet, doğru söylüyorsun. Patates turşusu yapıyoruz efendim. Haşlanmış havucumuz da var mı Serpil? Havucu haşlamadım. Bunun için haşlanmış havuç lazımdı. Lutanisa için. Ya. Bir iki tane attır içine o zaman. Direkt onun içine koy. Domateslerle haşlansın. Pişsin. Zaten rondodan geçireceğiz. Patates turşusunu az sonra vereceğim. En keyif aldığım ve yerken de çok farklı bir lezzet hissettiğim ve biliyorum ki sizin damak zevkiniz bana çok yakın. O yüzden patates turşusunu kaçırmanızı asla istemem. Onu sana bırakacağım. Ezme turşu yapacağım ve patlıcan salamura yapacağım. Şey de koymamışız, patates turşusunun malzemelerini burada. Yo yo var. Tamam. Ezme turşuya geçelim o zaman. Aa, evet, ezmeye geçelim. İstersen bunu hemen ocağa atalım, bu kaynıyorken ezmeyi yapalım. Tamam. O zaman şeyi söylüyorum, bunun malzeme listesi yok şu an elimde. Neden koymadık arkadaşlar? Neden Hayır, şöyle onları sonradan ekledik diye oldu, biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.